Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Ya sığınak aslında evet bu ülkede hani tehlikeli mi değil. Çünkü yazar öyle bir yazmış ki. Öyle bir dert var ki anlatılmak istenen. Global bir dert. Her nereye evet. Koysan orada oluyor. Hele bizim ülkemizde çok da cuk oluyor. Ha, baktığımız zaman aslında henüz o yazarımız kadar aşikar değil izleyici bu konuya bizde halk olarak. Ama bizim de son zamanlarımızda gündemimizde olan ve böyle bizi acılara zerk eden bir mevzu. Aslında çok da yakın zaman değil yani. Epey süredir hayatımızda olup bizim evet, biraz da gözümüzü kapadığımız ve hani hiç yokmuş evet, gibi. Evet, farkındalığı yeni. Biraz da şeyle ilgili. Hiç yokmuş demek bu arada doğru değil ama hani şu yüzden bunu söyleyeyim, hemen hızlıca bunu söylüyorum. Dünyada aslında bu konuyu odak alan çok fazla metin artık şu anda oynanıyor olmasına rağmen biz bu konunun çok odağındayken coğrafi olarak bizde ilk olarak galiba bu metin oynanmış. Ya, metin anlamda. Belki başka bir şeyler oynanmıştır da ben de şöyle düşünüyorum. Bunu zaten provalarda da konuşmuştuk. Bizim ülkenin hafıza sorunuyla ilgili bir şey olabilir. Yani çünkü biz daha geçen hafta bomba patlasa bu hafta bunu konuşmayı tamamen bırakıyoruz. Normal memlekette neden rakı sofralarında hep eski sevgiler unutulamıyor? Madem hafıza sorunu var bu ülkenin. İnanılmaz bir soru. Evet. Bilmiyorum. Özür dilerim. Yapmak istemezdim. Ama ya oraya sıra gelmiyor olabilir yani. Çok fazla travma yaşıyoruz yani, üst üste. İşin şakası bak unutturmaya çalışıyorum. Çünkü benim profesyonel işim bu. Unutturmak. Evet. Hepimizin hasta yaptığı şey de bir nevi öyle. Yani şimdi evet ama bazı şeyler unutulmamalı gibi kesinlikle. De bir yandan ya ne bileyim. Kesinlikle. Şimdi depremi konuşmayı ne zaman bırakacağız acaba merak ediyorum. Bir olduktan sonra herhalde. Kısa bir süre önce Taksim'de evet. Bomba patlamıştı. Unuttuğumuza eminim. Kesinlikle. Ondan önce zaman kavramı gitti değil mi? Evet yani işte bu tekstin mesela mesele ettiği şey belki o toplumda hafızanın bizim kadar zayıf olmamasıyla alakalıdır. O yüzden orada o kadar sıcaktır. Halbuki yani bir hatırladığımızda çok yakın zamanda çok sert şeyler yaşadık yani. Evet evet. Yani mesela bizim oyunun sonunda projeksiyonla bazı görüntüler veriliyor. Şu an göremiyoruz. Yok ben sahneye bir o gözle bakayım dedim. Mesela İbrahim bize şey dediğinde biz çok şaşırdık. Şimdi oyunla ilgili çok bir şey anlatamıyorum spoiler olmasın diye ama bu görüntülerin %80'i bizim ülkemizden. Siz de görünce hatırlayacaksınız o görüntüleri. Öyle mi? Evet. Yani aslında hafıza olarak biz evet acıyı çok çabuk absorbe edebilen bir memleketiz ama acıyı unutan bir memleket değiliz. Acının tabii şeyini unutmuyoruz. Biz bıraktığı hissi unutmuyoruz ama. Bıraktığı his kalıyor. Zamanı unutuyoruz. Evet. Evet. Yani çünkü bizde çok fazla oluyor. Çok. Ya, bir evet. De bu var olmaya devam edebilmek için bir şart gibi bir şey. Çünkü çok fazla acı var. Ve sürekli bu üstüne bir şey geliyor. Ve sürekli el büyüterek geliyor. Bir şekilde de yaşamak zorundayız. Ve hayat devam etmek ben zorunda durumu. Ben acıya karşı değilim açıkçası. Bir de bir şeye karşı çıkmamaya çok. Evet, artık böyle acı değil de konu. Ya muhtemelen oyunun ana temalarından da içeriklerinden de biri odur. Yani aslında acı tabii ki olacak. Bir şey çalışırken birbirimize çok söylediğimiz bir şey ama genel olarak ülkeye de uyarlarsak acının bize neyi dönüştürdüğü, neye dönüştürdüğü, nasıl tepki verdiğimiz mesele bizim yani. Yani evet. Ama bir yana mesela yani, kesinlikle katılıyorum burada. Karşıt bir şey söyleyeceğimden değil de hep böyle bu konular konuşulduğunda bir tane örnek var. Hep o aklıma geliyor. O yüzden de söylemek istedim. Yıllar önce, çok da uzun değil bu, bir tane akademisyen kadına şiddet odağında bir çalışma yapıyor, bir test çalışması. Ve o kadar çok kadına temasa geçiyor ki bu konunun odağı olmuş, yaşayan ve bundan hayatı boyunca çok sıkıntı yaşamış. Bunlar bir noktadan sonra ona çok ağır geliyor ve bir not bırakıyor, bu kadar acı bana çok fazla diye intihar ediyor. Zaten büyük bir ihtimalle. Ama işte oyuna bağlarsak şimdi hafızamız balık hafızalı olabiliriz ama acıyı yüreğimizde tutmaya devam ediyoruz. O yüzden bizim oyunda anlatılan şey biraz ötekilik, biraz aidiyetsizlik. Biraz önce de bir röportaj yaptık, bolca konuştuk. ötekiyi öyle bir anlatıyoruz ki ne kadar başarılı olduğumuzu seyirci karar verir ama metnin anlattığı şey bizdeki bütün o toplumsal olan bildiğimiz bütün acılar, başımıza gelen her şeyi buf diye insanın yüzüne çarpıyor. O yüzden de izleyici için de biraz o anlamda izlemesi güzel bir tokatlı bir tokatlı iş. Bir oyun.
O zaman son soruyu soruyorum ve bırakıyorum size. Arkadaşlar hepiniz de ekran yüzüsünüz ve uzun zamandır da muhtemelen sen hariç, değil mi? Oyun mu? Oyun, evet. 3 yıl oldu benim de. O 3 yıl oldu mu? Hı-hı. Nasıl bir duygu şu anda tekrar sahnede olmak ya da sahnede bir şey sergiliyor olmak? Özlem dolu. Çok böyle evime geri dönmüş gibi ve çok güzel. Yani bu işi niye yaptığımızı hatırladığımız bir şey. Az önce de bunu söylemiştik. Böyle bir şey. Benim en cümlem özetle. De o. Benden aldı. Hayır, ben de söyledim. Ya, benden sonra söyledim. Bir de yani sansürsüz olmak sahnede of, mükemmel güzel. Bir şey. Müthiş. Evet. O da özleyenlerden de hatırlıyorum. Evet evet. Yani zaten en son konuşmuştuk evet. da bunu. Evet. Yani... Bunu anlıyor musun? Yani çok konuşursun, ağlak ağlak olur. Evet ya, Hosa'ya falan yapacaksın. Ulvi zaten yani, 4 yaşında neyi ne kadar özlemiş olabilir? Oşkum işte ya. Yani en son 1 yaşında oynamıştım ben. şey oluyor tabii ya, burası başka bir antrenman, orası başka bir antrenman. Ve hani orada edinilen alışkanlıklar var, burada edinilen alışkanlıklar var. Ve geri dönüp buraya yıllar sonra bir şey yapıyorken... yeniden bir şeyleri hatırlıyor olmak, bazı duyguları tekrar hatırlıyor olmak, yani alkışa çıkmayı hatırlıyor olmak, o oyun bittiğindeki hissi, acaba oldu mu su ya da çok iyi oldu su, olmadı bu seferi falan. Yani bunların hepsi bambaşka duygular ve hani hiçbiri birbirinden ayrı değil. Hepsi paket haline geliyor. Er meydanı be kardeşim diyorsun. Kolaysa diyorsunuz. O zaman arkadaşlar sığınakta görüşürüz. Bir craft oyunudur. Evet, evet. Teşekkürler. Haydi bay bay.